herhangi bir müdahalede bulunmasını istemiyor. Bu insanlar rahat uyuyamıyorlar. Bu insanlar hayatları boyunca TAGAR'la ilgili ve TAGAR'ın üzerine yapılan her türlü faaliyete karşı çıktılar ve buna dair hukuki mücadele başlattılar. Bizler de baromuz olarak bu mücadeleye öncülük edeceğiz. Bugün halihazırda Çevizkese Bitesi TAGAR'ın üzerinde kaçak bir HES inşaatı sürdürülüyor. Şimdi Çevizkese Regülatörü ve HES projesinin regülatörü, yani su alma yapısı, iletim tüneli, yükleme havuzu, cevri borusu ve santral binası 2872 sayılı Çevre Kanunu 10. maddeye aykırı şekilde neredeyse inşaatı tamamlanan yapı üniteleriyle gündemde. 2872 sayılı Çevre Kanunu açıkça çevresel etki değerlendirilmesi süreci tamamlanıp ÇED olumlu kararı alınmadıkça projelerle ilgili ihale yapılamayacağını, projelerin teşvik edilemeyeceğini, projeler için yatırıma başlanamayacağını, projelerin inşaatının başlayamayacağını net olarak amir bir şekilde söylüyor. Yine çevresel etki değerlendirilmesi yönetmeliğinin 19. maddesi ÇED olumlu kararı alınmadığı müddetçe başlanan inşaat faaliyetlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca durdurulması gerektiğini amir şekilde söylüyor. Biz bu HES projesinin inşaat faaliyetleri başladıktan sonra ilgili idareye, bakanlığa ve bakanlığın taşra teşkilatına başvuruda bulunduk. Faaliyetlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde durdurulması gerektiğini söyledik. Fakat 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 10. madde çerçevesinde süresi içerisinde yanıt verilmedi. Yani istek reddedildi. Biz de bunun üzerine idare mahkemesine başvurarak projenin inşaatının yürütmesini durdurulması ve iptali talebinde bulunduk. Yargılama süreci devam ediyor. Şimdi anayasamızın 11. maddesi anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarını özel ve tüzel tüm kişileri bağlayacağını söyler. Anayasanın 56. maddesi devletin çevreyi korumakla yükümlü olduğunu söyler. Anayasanın 63. maddesi devletin kültür ve tabiat varlıklarını korumakla yükümlü olduğunu söyler. Şimdi proje sahasında ülkemizin tarafı bulunduğu Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi, Bern sözleşmesine göre kesin koruma altında olan, sözleşmenin ek 2 listesine göre kesin koruma altında olan yaban keçileri ve lutra susamurları yüksek miktarda habitat buluyor. Diyebilirim ki dünyada bir ilçe merkezinde en fazla yaban keçilerinin popülasyon bulduğu yer Çevizkese ilçesi. Bu proje sahası aynı zamanda korunma sahasında TAGAR Köprüsü. Bizler bu noktada da az önce başkanımız ifade etti. Bundan sonra TAGAR Vadisi'nin hem milli park olarak ilanı hem de kesin korunacak hassas alan olarak bilinen birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesi için de başvurularımızda bulunacağız. Bölge çok hassas bir ekosisteme ve arkeolojik alanlara sahip. Şimdi Çevizkese'deki TAGAR Çayı, TAGAR Bölgesi aynı zamanda Muzur Havzası'nda. Muzur Havzası Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli ekosistem sahalarından bir tanesi. Neden en önemli sahalarından bir tanesi? Şimdi ülkemizin en büyük su toplama havzasına sahip nehri Fırat Nehri. Fırat Nehri'nin hidrolik potansiyeli Türkiye'deki hidrolik potansiyelin 1/3. Düşünün, dünya medeniyetlerinin neredeyse tamamına yakını Fırat Havzası'nda yerleşik hayata geçtiler. Ve bu havzada bugüne kadar yapılan çalışmalara saptanmış 2250 bitki var. Bunların 1/5 endemik. Yani şöyle arz edeyim ben size, bu havzadaki bitki sayısı İngiltere'den, Hollanda'dan, İsveç'ten, Norveç'ten, İsviçre'den çok daha fazla. Yani Avrupa'daki pek çok ülkeden çok daha fazla bitki türü içeriyor. Maalesef havza yıkım tehdidi altında. Üstelik bu mevzuat hükümleri, amir hükümler ihlal edilerek yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ÇED olumlu kararı alınmadan inşaatı başlayan tek proje Çevizkese Regülatörü ve HES projesi. Bunun altını çiziyorum. Ve biz buradan tekrar sesleniyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bu projenin faaliyetlerinin ÇED yönetmeliği 19. madde çerçevesinde yarın değil, önümüzdeki hafta değil, diğer ay değil, hemen derhal şu saatte, şu dakikada, şu saniyede durdurulması gerekiyor. Gelecek kuşaklara aktarmak yerine, bu ekosistemleri korumak yerine orada HES projesinde ısrar etmek hem hukuka, hem vicdana, hem insanlığa aykırı bir durum. TAGAR özgürdür, özgür akacak! TAGAR özgürdür, özgür akacak!